Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi de 4. bölümün 17, 18, 19 ve 20 numaralı köşe taşlarını bu videomuzda çözeceğiz dostlar. Hemen ilk sorumuzu şöyle bir ayarlayalım. Bakalım ne diyor? Şöyle bir odaklanmasını da ayarlayalım dostlar. Hemen şöyle kalem üstündeyken basmamız gerekiyor. Evet. Biraz da şöyle açalım. Sanırım şimdi güzel oldu. Diyor ki bize ABC üçgeninde 45 var, 30 var, 8 var, x kaç derecedir diye bir soru sormuş. Biz hemen şu taktiği hatırladık sevgili öğrenciler. Diyor ki taktik, bir soruda 30, 45 veya 60'tan birini bile görsen, ki burada ikisini görüyorum, karşısına dikindireceksin. İkisini gördüğüm için ikisinin ortak olarak karşısına şu dikliği indiriyorum dostum. Ve bakın karşıma 90'ın karşısında 8 varsa 30'un karşısında 4 vardır muhabbetinden 30-60-90 üçgeni çıktı. Şurada da 45-45-90 üçgeni çıktı dostum. Burası 90'dır. Şuraya da 45 derece kaldı. 45'in karşısı 4 ise diğer 45'in de karşısı 4 ve 90'ın karşısı ne olacaktı? 4 kök 2 olacaktı. Bunlar zaten yukarıda köşe taşında da yazıyor bu kurallar. En kötü ihtimalle yine benim konu anlatım videomdan da bulabilirsiniz dostlarım bu özellikleri. Evet, 1 numara Ceyhan'dan çıktı. Hemen 2 numarayı okuyalım. Şimdi şurada bir 30 derece var. Şurası 90 derece verilmiş. O halde şu açıya biz hemen 60 derece olduğunu söyleyelim. Şimdi burası 60. Tersi de 60. 30 var, 60 var. O halde burası da 90 oldu. Şurada 15 derece verilmiş. Yani şuranın toplamı 45 derecedir. 90 var. O halde buraya da bir 45 kaldı. Şurası da 45, 45, 90 üçgeni çıktı. Şimdi BC'yi vermiş bize dostum. BC neresi? Şurası. 12 birim olarak şuranın uzunluğunun tamamı verilmiş. DC isteniyor. Şuraya biz bir X diyelim. Hatta X kök 3 diyelim biz buraya dostlar. Burası X kök 3 ise 60'ın karşısı x kök 3, 30'un karşısının x olduğunu ben biliyorum. 90'ın karşısının da 2x olduğunu biliyoruz dostum. Buraya kadar tamam. Şimdi 2x ise burası tamamı 12 idi ya şuranın canım kardeşim. Buranın tamamı 12. 2x buradaysa şuraya 12 eksi 2x kalacak. Ve bakın 90'ın karşısını biliyorsak 30'un karşısı yarısı olacaktı. Demek ki şu uzunluk 12 eksi 2x'in yarısı yani 6 eksi x olacak. Peki şuranın tamamı ne çıktı o zaman dostlar? Şu uzunluğun tamamı 6 birim geldi. Bakın eksi x ile artı x'i topladım 0 bir tek 6 kaldı. Yani AD uzunluğu eşittir 6 birim çıktı. E biz ne öğrendik az önce? Şu 45 45 90'dı. O halde şu DC uzunluğu da AD uzunluğuna eşit. Demek ki x kök 3'müş. 6 dediğimiz yer yapıştırdık geldi. Hemen kök 3'e bölüyorum her iki tarafı. 6 bölü kök 3 çıkar x. Kök 3 ile genişletiyoruz. Matematiksel bir oyundu bu. Hemen kök 3 ile çarpıyorum her iki tarafı pay ve paydayı. 6 kök 3 bölü 3 yapar burası da. Bölü 3 ile 6'yı sadeleştirirsek 2 kaldı. Yani 2 kök 3 çıktı. X dediğimiz yer. Yok, x'i bulduk biz. 2 kök 3. Ha bize x kök 3'ü soruyordu ya. X'i sormuyordu. Zaten x kök 3 direkt 6'ya eşitti. Hiç de uyarmıyorsunuz dostlar. Zaten bulmuşuz cevabı. X'i yalandan yere bulduk yani. Evet, neyse olsun. Bulmuş olduk böylelikle. Biraz da matematik yapmış olduk. Evet. 3 numaradayız. 30 var, 15 var, 4 kök 2 var. Bakın bu 30 ile 15'in toplamı bir dış açı olan şuradaki 45 dereceye eşittir dostlarım. Ve ben sonunda 30'u da görüyorum, 45'i de görüyorum. O halde ikisinin de karşısına diklik indireceğim diyorum ve şuradan 90 derecemi hemen indiriyorum. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'in karşısı 4 olacak. Tamam. Büyük dik üçgene bakın hemen şuna. 30'un karşısına 4 düştüyse 90'ın karşısına 2 katı düşecek yani 8. X'imiz 8 oldu. Yapıştır gelsin. Diyeceksin ki hocam niye şuradan bir diklik indirmedin? Doğru.
Belki ilk katla buradan diklik indirmek de gelebilir. Doğrudur, burada bir 30-60-90 üçgeni çıkar ama burada 15-90-75 üçgeni çıkar ki bu üçgen bizim çok da böyle haz duyduğumuz, şu dik kenarlar arasındaki ilişkiyi çok sevdiğimiz bir üçgen değil. Ben bu 15'i, 75'i, 105'i çok sevmem dostlar. Benim sevdiğim açılar 30, 45, 60'tır. Bir de bunların abileri, yani 150, 135 ve 120'yi çok severim. Peki tamam öğretmenim, 15'in karşısına diklik çizmek istemedin. Peki neden buraya 45 dedin de buradan dik indirdin? Şurası da 45 yapıyor. Niye buradan aşağı diklik indirmedin? Dostum çok haklısın, buradan da indirebilirdim ama amca bana 4 kök 2'yi burada vermiş. Verilen sayı burada. Şimdi burada da bir sayı vermiş olsaydı, mesela burayı da 7 versin, atıyorum kafadan. 7'nin olduğu yerden mi, 4 kök 2'nin olduğu yerden mi 90'ı indirirsin? Ben yine 4 kök 2'yi seçerdim. Kök 2 ile 45'i birbirine yakınlaştırın dostlar. Kök 2 gördüğünüz taraftan 45'i çizmeye çalışın. Daha kolay çözersiniz soruyu. Peki. 4 numaralı sorudayız. Hemen bakalım ne diyor. Şimdi ikiz kenar dik üçgenmiş. Demek ki burası da 45, burası da 45. O halde artık şu kenarla bu kenar eşittir diyorum. Ve 90'ın karşısı 8 kök 2 ise 45'lerin karşısı kök 2'ye bölünmüş hali. Yani 8 olacak diyor. Buralar 8. Peki şimdi şurası, şu dik üçgeni de görelim. Bakın 10 var, 8 var. O halde 3. kenarım mecbur 6 oldu. 6, 8, 10 dik üçgeninden. Şurası toplamda 8'di. 6'yı çıkarttım. X'e de 2 kaldı dedim. Evet. 17 numaralı köşe taşını böylelikle gömmüş olduk. Bu arada telefonun yeni bir özelliğini de öğrenmiş oldum arkadaşlar. Odaklamayı sabitleyebiliyormuşuz. Vay be, ben her soruda tek tek yukarıya bakıp odaklıyordum. Her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz dostlar. Evet, devam. Şimdi 20, 120 daha 140. Şuraya toplamda 40 kalacak. O halde burası olacak 30. 120, 30. Buraya da kaldı 30. 120, 30, 30 üçgeni çıktı karşımıza. Bunun özelliği şudur dostlarım. Bir kere 30'ların karşısı zaten mecburen eşit. Çünkü ikiz kenar üçgen oluyor da. 120'nin karşısı hep şuna eşittir. 30'un karşısındakinin kök 3 katı. Yani 9 kök 3 olur. DC dediğimiz uzunluk, yapıştırdım dostlar. Geldim 2 numaraya, bakalım ne diyor. Bakın yine burada 120, 30, 30 üçgeni çıkacak. Çünkü şurada bir ikiz kenar var. Burası da x'miş. Şuralara 30, 30 diyelim. 90'mış burası, 60 kaldı. Bakın 30, 60, 90 üçgeniymiş burası. Şimdi 60'ın karşısında ne varsa 30'un karşısında hep bu 60'ın karşısındakini kök 3'e bölerek bulacağız. 12 kök 3'ü kök 3'e bölersek 12 kalır. Tamam, burayı bulduk. Hatta 90'ın karşısı da 30'un karşısındakinin 2 katıydı. 24'ü de yazalım buraya, gerek yok ama yazmış olalım. Şimdi şurada bakın yine 120-30-30 üçgenimiz var. Neydi kural? X. X. Burası ne olacaktı? X kök 3. Yani X kök 3 dediğim şey 12'ymiş. O halde X neye eşit olacak? Her iki tarafı kök 3'e bölersek 12 bölü kök 3. Şimdi ne yapıyorduk dostlar? Paydada köklü bir şey varsa hemen bunu eşleniyle, yani kök 3 ile çarpıyorum hem payı hem paydayı. Ne oldu burası? 12 kök 3 oldu yukarısı. Aşağısı da kök 3 çarpı kök 3'ten 3 geldi. Peki 12 ile de 3'ü sadeleştirdik. Burada 4 kaldı. 4 kök 3 çıktı. X dediğimiz uzunluk. Evet, bunu da gömdük böylelikle. Şimdi gelelim 3 numaralı sorumuza. Neler vermiş? Bakın şurada bir 30 var. İkiz kenar üçgen. O halde burası da 30 derecedir diyelim. Şurası da 120 yapar. Yani 120, 30, 30. Peki 120'nin karşısı 6 kök 3 ise 30'ların karşısı 6, 6 olacak. Buraya da 6'yı yazalım. Bakın şuranın toplamı 12 oldu. Peki şu 120 idi şu açı. İç tarafı ne oldu bu açının? Şurası yani. 60 derece geldi.
Peki biz bir soruda 60 görünce ne yapacaktık? Dik indirecektik karşısına. Hadi indirelim şuradan dikliği. Burası 30 oldu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı yarısıdır 6. O halde buraya da 2 kaldı çünkü toplam 8'di. 60'ın karşısı ne oluyor dostlarım? 30'un karşısındaki 6'nın köküç katı. 6 köküç. Hadi şimdi şuradan da mecbur bir Pisagor bağıntısı yapacağız. Yapalım. X kare eşittir. Bir 6 köküçün karesi. O da 36 çarpı 3'ten 108 yaptı. Artı 2'nin karesi de 4. Yani x kare eşittir 112 çıktı. Şimdi yani şöyle yazalım. X eşittir kök 112. Şimdi 112 dışarıya nasıl çıkar bunu bulalım. 112 dediğimiz şey 28 çarpı ya da 56 çarpı 2. Öyle bir yazayım. 56 çarpı 2. 56 da 14 çarpı 4 çarpı 2 olarak çıktı. Bakın 14'ü de şöyle yazalım. Uzattım birazcık ama olsun. 7 çarpı 2 diye yazalım. 4 ile 2'nin de çarpımı var. Şurası şimdi 2 kere 4 8. 4, 8 kere 2 16. Şu kısım 16. 16 dışarıya 4 diye çıkacak ama 7 içeride kalacak. 4 kök 7'ymiş sorumuzun cevabı. Evet, dördüncü sorumuza geldik. ABC ve DBC birer üçgen, 30 derece görüyoruz. Şimdi şurası toplamda 90 ile 30'un toplamı, yani 120. O zaman burası da 30, burası da 30 geldi. Bunu bir yazalım. Şimdi AC'yi 18 vermiş. Şu AC 18 ise, 120'nin karşısı 18 ise 30'un karşısı 18 bölü köküç. Şimdi şuna da alışalım artık. Bir sayıyı köküçe bölmek demek, aslında yukarıdaki sayıyı 3'e böl, köküçle çarp demektir. 3'e bölsem 6, köküçle çarpsam 6 köküçmüş yani şurası arkadaşım. O zaman burası da 6 köküç. Başka AB BC'ye eşit. Tamam, onu gördük. Bir de BD'ye eşitmiş. Bakın şu BD de bunlara eşitmiş. O halde BD ile şu BC eşit olduğuna göre bu da 6 köküç. Hatta burası 45-45-90 üçgeni çıktı değil mi? Şurası da 45. Peki 90'ın karşısı neydi dostlarım o halde? 6 köküçün kök 2 katı. O halde 6 köküç çarpı kök 2'den 6 kök 6 çıkar sorumuzun cevabı. Evet, 18 numarayı da gömdük. Hemen 19 numarayı alıyorum. Ve birinci soruyla başlıyorum dostlarım. 60 derecemiz var. Biz 60'ı görünce karşısına dik indirecektik. Hemen indirelim o halde. Şuradan aşağı dikliği. 90'ın karşısı 8 iken 30'un karşısı yarısı olacak 4. 60'ın karşısı da 4'ün köküç katı 4 köküç. Şimdi burası toplam 12 idi. Şuraya 8 kaldı. Artık ben şurada bir Pisagor bağıntısı çakabilirim diyor. Hemen yapalım. X kare eşittir 4 köküçün karesi 48 artı 8'in karesi de 64. Ne yapıyor bunlar? X kare eşittir 100, 112 yaptı dostum. 112 de artık öğrendik. 16 çarpı 7 demektir. 16 dışarıya 4 diye çıkar. 7 çıkmaz, içeride kalır. İkinci soru, bakın 75'i sevmediğimi söylemiştim. Şimdi önce şu üçüncü açıyı da biz bir bulalım. 75, 45 daha 120, şuraya da 60 kaldı. Şimdi buradan ben bir diklik indireceğim bir yerden. Nereden indireceğim hocam? Bir kere iki tane cevaptan dolayı şu 75'ten aşağıya dikliği indireceğim. Sırf iki sebebi var bunun. Birinci sebebi şu. 45 ile 60'ı görünce karşısına diklik indireceğiz demiştik zaten. Burada bir anlaşmıştık sizinle. O yüzden buradan indirdiğimde hem 45'in hem 60'ın karşısına indiriyorum. İkinci sebep de şu. 75'i sevmediğimi söylemiştim. 75 ile 105'i. Ve ben bunları görünce içimden böyle parçalama hissi uyanıyor dostlar. 75'i bakın iki parçaya ayırdım dostum. Hatta çok sevdiğim 45 oldu birisi. Birisi de 30 oldu. 30-60-90'dan 45-45-90'dan. Hatta 90'ın karşısı 12 ise 45'in karşısı 12. Bu 45'in karşısı 12. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısını bulmak için 12'yi köküçe böleceksiniz. Hemen bölelim 12'yi köküçe. Ne demekti bir sayıyı köküçe bölmek? 3'e böl, köküçle çarp. 3'e bölersem 4, köküçle de çarpayım 4 köküç.
Bakın x dediğimiz şey 12 ile 4 kök 3'ün toplamı oldu ki bunlar toplanmaz. Sakın ha gidip de 16 kök 3 olur falan da demeyin arkadaşlarım. Bunları hep köklü sayılarda anlattık. Normal bir tam sayıyla köklü sayı toplanmaz demiştik. Bunu biliyorsunuz. Evet. 3 numaraya geldim canım öğrencim. Bakalım ne diyor bu soru. Öncelikle şurada bir açı var. Gelin bunu bir bulalım biz isterseniz. Şimdi bu açı ne yapıyor? 150, 90, 60 var burada. Şurası 210, 300. Buraya da 60 derece kaldı dostlarım. Bir 60 derecemiz var burada. Nasıl yapalım? Şimdi siz de düşünün bir yandan arkadaşlar. Hatta videoyu durdurun. Ben inanın bana şu anda ne yapacağımı, hani ne yalan söyleyeyim bilmiyorum gerçekten de. Ama şu 150 benim sevdiğim bir açı demiştim dostlar. Ben 150'yi severim. Hani gerçekten de severim 150'yi. Sırf kardeşinden dolayı severim canım kardeşim. O yüzden 150'yi gördüğüm zaman hemen kardeşini gösteririm. Şurası 30 derece bak 150'nin kardeşi. 30'u görünce de karşısına diklik indirecektim. Şu dikliği de bir indireyim ben hemen. Ve bakın burada 90'ın karşısı 6 kök 3, 30'un karşısı yarısı olacak 3 kök 3. 60'ın karşısı da bu 3 kök 3'ün kök 3 katı olacağı için 9 gelecek burası da tamamdır. Buraya kadar her şey yolunda gayet güzel gidiyoruz. Başka neler yapabiliriz diye düşünelim. Şu 60'ları falan da kullanabiliriz dostum. Hatta şuradan aşağı bir diklik indirelim mesela. Belki bir işimize yarar. 60'ı görünce dik indirecektik ya. 90'ın karşısı 8, 30'un karşısı 4 oldu. 60'ın karşısı 4 kök 3 oldu mesela. Şuradaki 60'ın da karşısına bir diklik indirelim. Belki bu da bir işimize yarar. 90'ın karşısı 6 kök 3, 30'un karşısı yarısı olacak 3 kök 3, 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak 9. Şurada bir dikdörtgen çıktı karşımıza. 4 kök 3 ise burası da 4 kök 3. Aa, bakın bir anda çıktı soru. 7 kök 3 geldi. Arkadaşlar inanın bana, bakın çok ciddi söylüyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyordum bu soruda. Hatta farkındaysanız gerçekten bilmediğimi anlamanız için şunun hiçbir boka faydası olmadı gördüğünüz üzere. Şurada yaptığım işlemi. Yani taktiklerden hareket ettim. Taktikler neymiş? 150'yi gördün mü? Yani 150 senin sevdiğin bir açının abisi. Hemen kardeşini göster. Yani 30'u. 60 gördün mü? Karşısına dikindir. 60 gördün mü? Karşısına dikindir. Ya bununla bu taktikleri kullandığın sürece illa hepsi işe yarıyor mu? Bak burada mesela 150'nin kardeşini gösterdim ama şu kısım hiç bir işime yaramadı. Kullanmadım bunu. Ha, belki de kullanacaktım bir soruda. Onu bilemezsin. Sen gördüğün taktikleri uygula yeter bize. Bak bir taktik de burada var. 105. Artık 105'i görünce canınız sıkılsın dostum. Mideniz bulansın. Ve 105'i parçalayın. Bak iki tane açıya böldüm 105'i. Hiç soruyu bile okumadım farkındaysanız. Şurada iki tane açıya parçaladım. Bak 105 dediğim açıyı. Ne geldi bunlar peki hocam? Şimdi şurası zaten 45-45-90 üçgeniymiş. Şuraya 45-45'i bir yazalım. 105'ti, buraya da 60 derece kaldı. Hatta bakın bu 45'in karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısı bu 2 kök 2'nin kök 2 katı olacaktı. Bunu da bir yazalım hemen. Kök 2 katıysa şunlar 2 yapar. 2 kere 2 de 4 geldi burası. Biz artık şunu da biliyoruz. 60'ı görünce karşısına dik indirmeyi de biliyoruz. Hadi indirelim şu dikliği. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3, buraya 1 kal. 60'ın karşısı da kök 3 katı olacak. 3 kök 3. Şimdi şuradan da Pisagor yapalım. X kare eşittir. Bir 1'in karesi geldi. 1. Bir de 3 kök 3'ün karesi, o da 27. Yani toplam 28 yaptı x kare. Demek ki x eşittir kök 28. Kök 28 de 4 ile 7'nin çarpımıdır. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 7 içeride kalır. O yüzden cevap Denizli geldi. Evet, bu videomuzun son köşe taşına geldik dostum. 20. köşe taşının birinci sorusu. Bakın o ortada sizin sevdiğiniz bir açı var. 135. Şimdi biz bu açıyı seviyoruz ama kimden ötürü seviyoruz? Kardeşinden ötürü. Yani 45'ten dolayı seviyoruz. O halde 135'i görünce ben 45'i göstereceğim. Peki 45'i hocam bu tarafa doğru mu göstereyim 45'i, yoksa bu tarafa doğru mu göstereyim? Şimdi canım kardeşim, iki tarafa doğru da göstersen doğru cevabı bulursun. Ama
Bir tarafta kök 2 var, bir tarafta 6 var. Hangisinde de demiştim bir iki köşe taşı önce? 18. köşe taşında dedim galiba. 45 ile kök 2'yi yan yana getirmeye çalışın demiştim. O yüzden bu taraftaki 45'i, yani şunu değil de bunu kullanmam daha kolay çözmem anlamına gelir soruyu. Ve 45'i görünce de dik indirdim karşısına hemen. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise 45'lerin karşısı 4 4 olacak. Ve bakın şurada da bir Pisagor çakarsam ben x'i buluyorum. X kare eşittir. Bir 10'un karesini alacağız dostum. Bir de 4'ün karesini. 10'un karesi 100. 4'ün karesi de 16. Yani x kare x eşittir diyelim hatta. Kök 116. Şimdi 116 dediğimiz şey 58 çarpı 2. Yani o da 29 çarpı 4 yapıyor ki 4 dışarıya 2 diye çıkar. 29 içeride kalır. Cevap da Denizli'den gelir. Evet, geldik 2 numaralı sorumuza. 150 derece var canım kardeşim. Tamam, bakalım nasıl kullanacağız bu 150'yi. 3 var, kök 3 var. Bir de şurada bir kenar 2'ye bölünmüş. Şimdi bir kenar 2'ye bölününce önce orta taban deneyin demiştim. Şu orta tabanı çizdim. Şimdi şurası 30 derece. 30 ve bakın şurası da 3'ün yarısı. 3 bölü 2. Şimdi 30'un karşısı 3 bölü 2 ise 90'ın karşısı bunun 2 katıdır. Şurası 3. Demek ki bakın burası 3, burası kök 3. Peki 60'ın karşısı ne oluyordu? 30'un karşısındakinin, yani 3 bölü 2'nin kök 3 katı oluyordu. Bizden BC'nin tamamını istemiş. Ben şu X'i bulayım. Burası da X yapıyor çünkü. 2x'i bulmuş olurum böylelikle doğal olarak. Şimdi onu da şuradaki Pisagor'dan bulalım dostum. Biraz rasyonel sayılarla muhatap olacağız ama olsun. Buradaki Pisagor'u yapalım. Şimdi x kare eşittir. Bir 3 bölü 2'nin karesi, yani 9 bölü 4 artı bir de şu kenar, değil mi? O kenarda da ne var dostum? Şurada yazayım ben onu. 3 kök 3 bölü 2 ile kök 3'ün toplamı var. Burası da toplamda bu kenar uzunluğu oldu. Onu da düzenleyelim. Şurası 2 kök 3. 3 daha 5 kök 3 bölü 2 yaptı. Şimdi bir de bunun karesini alacağız. O da ne yapar? 25 çarpı 3'ten 75 yapar. Bölü 4 yapar. Toplayalım. 75, 90, 84 yaptı burası. Bölü 4. 84'ü de 4'e bölersem 21. Yani x eşittir. Kök 21 çıktı kardeşler. Bize neyi soruyor ama dikkat edin, 2x'i soruyor arkadaşlarım. BC'yi 2 tane kök 21 olacak o halde dedik. Evet, 3 numaraya geçtik bir öylelikle. ABC üçgeninde 120 derece var ki bizim biliyorsunuz artık sevdiğimiz bir açıdır 120 derece. Bir de kök 37'ler var. Şimdi 120'yi gördüm, hemen bir kardeşini gösterelim, 60'ı. 60'ı görünce de bir dik indiriyoruz. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yarısıdır 2. 60'ın karşısı da kök 3 katıdır 2 kök 3. Şimdi şu büyük üçgende de Pisagor yapalım hemen. Şurada. Diyelim ki kök 37'nin karesi 37 eşittir. 2 kök 3'ün karesi, yani 12 artı şuranın toplam karesi. Oraya da toplam k diyelim biz, k kare. Şimdi 12 buradan çıkarsa 25 kaldı. K kare. Demek ki K 5. 2 ile neyin toplamı 5? 3'ün dedim. 3'ün cevabı 3 çıktı. Yani Ceyhan'da. Evet. 4 numaradayız arkadaşlarım. Şimdi bakalım burada ne yapacağız? Şimdi 90 var, 60 var. Lan insanın hani şunu diyesi geliyor değil mi? 90 var, 60 var. Şöyle bir uzatsam mı ben bu tarafa doğru? Şurası da bir 30 olsa mı acaba? Bakın 60, 90. Buraya da 30'u yazdım mecbur. Çünkü dik üçgen 30, 60, 90. 150'nin burası da 30. Aha sana oldu mu? 30, 30. İkiz kenar üçgen burası da 4. Hatta şurası 120. Peki şimdi 90'ın karşısı ne çıktı burada? 12. Peki 30'un karşısı ne gelecek? Yani x yarısı. 6 gelecek. Evet, cevabımız Denizli'den geldi dostlarım. Evet arkadaşlar, bu videoda da 4 tane köşe taşı gömdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.